Bugün tam Route 66'in yanında kalıyoruz. Benim bir toplantım olduğu için bugün Chicago'da kalacağız. Sadece bugün öğle yemeği için dışarı çıkacağız. Pek bir şey yapmayacağız. Planımız otelde takılmak. Savoy'a geldik. Josiah, Savoy'u çok seviyor. Hem de sağlıklı gibi en azından. Yine yeniden Goodwill. Ivır zıvır bir şeyler. Bakınacağız, gezineceğiz yine. Penny and Penny. Josiah bugün de bir para buldu. Ben bugün buldum bir tane şeyde ha. Alışveriş merkezinde ama almadım. Siz yanımda değildiniz. Otele geldik biraz gezdikten sonra. Dedik gel bakalım şu dün yaptığımız Route 66'deki uğradığımız yerleri bir işaretleyelim. Yalnız bunu tam dolduramayacağız. Ars Institute of Chicago'yu gördük ama tamamen gitmedik. İstersen bunu yarım doldur David. Loomis'a gitmedik. Hayır. Görmedik burayı. Sky'daki daha önce gittik. Yeah. Dolayısıyla doldurabiliriz. 2017'deki yolculukta gitmiştik oraya. Bir de şöyle bir kitabımız daha var. Farklı farklı yolculukla ilgili bilgiler var. Bir tanesini dolduracağız. Ha, buraya David logomuzu yapacak. 10. sayfaya açar mısın? Bu da dilimimizi yazacağız. Ben yazacağım onu. Daha bakayım. Sağa. Davido. David. Okay, on this road trip I want to... Hangisini söyleyeceksin David? Have fun. Learn something new. Drive straight there. Explore history. Ben have fun diyorum. Have fun diyorsun. Josiah sen ne diyorsun? Josiah drive straight there muhtemelen. Arası burayım değil mi? Bak bakalım güzel bir şey. I could have some fun. Drive straight there. Pampers or explore history. New York. And where is the stay up late? There we go. Oh Josiah wants to stay up late. Var mı aklına gelen? Yeah, be lazy. Be lazy. Bu biraz zor olacak bu sezon. Hem David, hem Josiah, hem Puppy, Penny. Enjoy nature? Yeah. I'd like to learn something new. Evet, yakınlanalım. Bu kitapta 202 tane yer var görülebilecek. Hani yarım ve tamları hesaplayarak toplam kaç tane yeri tamamlayacağız? Tahmin. Tahmin, bekliyorum. Belki 80 tane görmüşüzdür. 80'i net gördük. Tabii onları ekleyeceğiz. Aynen öyle. 160. 160. Bol David, kaç tane yer göreceğiz? 300. 300 tane yok. 200 tane yerimiz var. 202 tane. 205. 202 tane yerimiz var. Bekle. Sen düşün. Bu sen sus. 145. 108 öyle mi? 108. 145. Ben de 164 tane göreceğiz diyorum. Bakalım kaç tanesi yolculuğun sonunda. Sayarız yolculuğun sonunda Los Angeles'ta bildiririz. Penny'yi bazen otel odalarında böyle bağlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü yatakların altı çok kirli. Penny de yatakların altına girmeyi çok seviyor değil mi kızım? Buluyor orada her şeyi yiyor. Burada da kendi kafesine girmeye başladı bağladığımız için. Değil mi anneciğim? He? Babamız toplantıya gitti. Biz de dinleniyoruz. Evet. Değil mi? Efendim kızım. Efendim anneciğim. Ne istiyorsun? Bir şey mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Söyle anneciğim. Elmamı istiyormuş benim kızım. Elmayı çok mu seviyormuş benim kızım? Anne. Bir daha söyle. Anne. Efendim? Anne mi diyorsun sen? Anne mi diyorsun? Anne mi dedi benim kuşum ya? Aferin benim kuşuma. Anne. Good job. Şimdi bir toplantıya gidiyorum. Bizimkiler oteldeler. Ancak merak edilen şu konuyu açıklayayım. Neden Route 66? Route 66 benim için çok önemli bir rota. 10-15 gün sürüyor ve bitirip bitiremeyeceğimizden emin değiliz. Ancak başlayacağız en azından. 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında Amerika'da yolculuk
sadece trenle yapılabiliyordu. Ancak otomobillerin de üretilmesiyle yavaş yavaş yollar da yapılmaya başlandı. Ve 1926'da da Route 66 denilen bu önemli yol yapıldı. Öyle ki Chicago'yu ta Los Angeles'a bağlıyordu. Yaklaşık 4000 kilometrelik bir yoldu bu. Bu yolun üzerine restoranlar, moteller, dükkanlar, eğlence mekanları açılmaya başlandı ve bu yol 50'lerde 60'larda çok önemli bir mekan haline geldi. Öyle ki ünlüler balaylarını burada yapmaya başladılar. Burası ile ilgili diziler, filmler yapıldı. Böyle yolculuklarla ilgili kitaplar yazılmaya başlandı. Jack Kerouac'ın On the Road kitabı belki de bu olayların öncülerinden bir tanesidir. İlk kez anne yol, ana yol kavramı bu yol için kullanıldı. Bugün de Amerika'da hala herkes ana yol, Mother Road dediği zaman Route 66'den bahsediyor. Her şey mükemmeldi. Ancak 70'ler, 80'lere doğru zannedersem, tam yılı bilmiyorum, I-40 yolu açıldı. Büyük bir otoban. Tabii ki kasabalardan geçen o küçük yol, Route 66, önemsiz bir hale geldi. Herkes otobandan gitmeye başladı ve kimse o küçük kasabalara uğramaz oldu. Hatta Cars filmi tamamıyla bu konuyu ele alır. Öyle ki artık insanlar arabalar, otobanı kullanmaktadırlar ve kimse o küçük kasabaya uğramaz. Tabii ki ekonomi etkilenir. Şüphesiz ki o dönemde de birçok kasabalar bugün artık tamamıyla hayalet kasabalara dönmüş durumdalar. Hala Route 66'in üzerinde yaşayan birçok insan var ve oradaki insanlar tekrar bu yola hayat vermeye çalışıyorlar. Ve turistler de onları destekliyorlar tabii ki. Şüphesiz hayatın kendisi yolculuk. Ancak 5 şeritli geniş bir otobandan gitmek yerine dar bir yolu tercih etmek bence kutsal kitapsal da güzel bir metafor. Her ne kadar kutsal yazılar Route 66'den bahsediyor olmasa da çetin, zorlu bir yolu seçiyor olmanın yaşam getirdiği gerçeği de bir kesin. Eminim ki bu çocuklar için de güzel bir tecrübe olacak. Çünkü Josiah çok küçüktü. David neredeyse bebekti. En azından Josiah biraz daha tadına varabilecek bu yolculuğun. Biraz daha anlayabilecek. Belki de biraz daha kendi tecrübelerine yenilerini ekleyecek. Şüphesiz burada da zaten sürekli işle güçle koştururken ve bu rotayı zaten gitmemiz gerekirken Route 66'i de eklemiş olmak gerçekten benim için çok zevk verici bir şey. Yarın Route 66'e resmi olarak başlıyoruz. Her ne kadar dün birazcık başlamış olsak da tam anlamıyla yolculuk yarın başlıyor. Bayağı heyecanlıyım onun için. Neyse yani işte 2017'de tamamladığımız ve bu yıl tekrar bitirmeyi düşündüğümüz Route 66'in hikayesi de bu yani. Şimdi toplantıya geldim. Bekliyorum bir 5 dakika sonra toplantım. Toplantım bitti. Yavaş yavaş otele geri dönüyorum. Haydi bakalım. David kat oynayacak yer arıyordu. Babamız toplantıdan gelmek üzere. Biraz önce kapı çaldı o sandım ama değilmiş. Hoş geldin. Tamam geldim. Hadi geldim. Gel bakalım. Dışarı yemeğe gidiyoruz. Buse bilekliğine de Route 66'i takmış. Hiç gitmek istemiyorduk. İyi ki. Aynen, Buse hiç gitmek istemiyordu. Josiah da gitmek istemiyordu Route 66'e. Ama ama doable olduğunu anlayacağız. Josiah hala %100 değil. Gitti. Videoya da çıktı David. Nasıl alacağız oğlum? Bir şey alamayacağız orada. Öyle gidemeyiz. Gel, başka bir yerden alacağız. Gel. Araba burada. Bu sahip ayıp diyor. Restoranta geldik. Yalnız burası köpek alıyor mu ya? Bunu bilmiyoruz. Kim yeniyor bize de söyleyin. Bu sahi yeniyor.
Bunu versen. Yemeğimizi yedik, otele geldik. Şimdi çocuklarla beraber Cars filmini seyredeceğiz. Çünkü Route 66 ile ilgili çok önemli film bu. David şurada topunu kaybetti. Onun için gözü oralarda oluşumun. Buse Hanım Türk kahvesi yaptı. Türk lokumumuz bile var yanında. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Gideriyoruz. Aynen öyle.